Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu tanıtım videosunda sizlere Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Hasan ve aynı fakültede öğretim görevlisi olan bendeniz Muhammed Faruk Çakır'ın birlikte hazırladığı El Muhadefetul Hayatiyetul Arabiyye Arapça Günlük Konuşmalar adlı eseri tanıtacağım. Arapçayı kendi kendine öğrenmek isteyenler için yazılan kitap, aynı zamanda Türkçe öğrenmek isteyen Araplara da hitap etmektedir. Zira kitap baştan sona bu iki dille karşılaştırmalı bir yöntemle yazılmıştır. Şimdi bazı örnek sayfalara göz atarak kitabı yakından inceleyelim. Arkadaşlar bu kitap 30 bölümden oluşuyor. İlk 3 bölümde Arap harfleri ve harflerin kelime içerisindeki farklı yazılışları detaylı bir biçimde ele alınıyor. Daha sonra günlük hayatta sıkça karşılaşabileceğimiz durumlarla alakalı 27 ders işleniyor. Şimdi onlara bakalım. Tanışma, aile, üniversite, hobiler, vakit ve yönler, meslekler, bilet ayırtma, havaalanı, hasta ziyareti, banka, daire kiralama, ulaşım araçları, postane, lokanta, elbiseler, günün yemeği, hastane, eczane, alışveriş, hava, yolculuk, Ramazan, sanayi, haberler. İlim ve para. Bu bölümlerden sonra öğrencinin genel düzeyini ölçen bir sınav ve kitabın son bölümünde bir fiiller sözlüğü yer almakta. Kitabın son kısmında ise kitapta geçen tüm Arapça metinlerin Türkçe tercümeleri yer almakta. Şimdi de kitaptaki derslerin işleniş biçimini göstermek için bir üniteye mercek tutalım. Her ünite böyle bir fotoğraf ve öğrenciyi konuşturmaya yönelik sorularla başlıyor. Ardından ünitede geçen en önemli isimler ve fiiller bölümü veriliyor. Öğrenci burada Arapça kelimeleri sağdan sola, Türkçeleri de soldan sağa kıyaslayıp ezberliyor. Kelimeler kısmından sonra günlük hayatta sıkça kullandığımız örnek diyalog cümleler Türkçeleri ile birlikte renklendirilerek sunuluyor. Örneklere bakabiliriz. Bir sonraki kısımda deyimsel ifadeler ve günlük klişe cümleler öğretiliyor. Ardından diyalog bölümüne geçiliyor. Kitap konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olduğu için hep diyalog tarzında metinler yer alıyor. Ve bu metinlerle alakalı öğrencinin öğrenip öğrenmediğini test eden alıştırmalar kısmıyla devam ediyor. Bu sayfada görüldüğü gibi kitabın tamamına serpiştirilmiş pratik gramer kuralları da ve bunlarla alakalı alıştırmalar da mevcut. Değerli dostlar son olarak şunu ifade edeyim. Kitabın neredeyse her bölümünün ses dosyası mevcut. Arapça öğrenmek isteyenlere ayrı, Türkçe öğrenmek isteyenlere ayrı olarak hazırlandı. Ses dosyalarına ulaşmak isteyenler kitapta bulunan kare kodu kullanabilirler. Cep telefonlarına Google Play Store veya App Store'dan herhangi bir karekod okuyucu uygulaması yükleyip ses dosyalarına kolayca ulaşabilirler. Kitabı temin etmek isteyenler EminYayinlari.com.tr adresinden güvenilir bir şekilde temin edebilirler. Yazarlar olarak kitabın okuyucuya faydalı olmasını temenni ederiz. Hoşçakalınız.